Efendim Gaziler, haftanız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Selahattin Akar, Rize Pazar Güneyköy'ünde. Evet, Güneyköy'ünden. Peki, biliyorsunuz ki Gaziler Haftası kutlanıyor. Kısaca mazimizi biraz gerilere gidelim. Nerede gazi oldunuz? Kaç sene geçti? Siz 45 kısa sene geçti. Ben İstikam Çavuş. 20 Temmuz akşamı çıktım. 14 ay kaldım Kıbrıs'ta. 14 ay görev yaptım orada. Kıbrıs gazisisiniz. Kıbrıs gazisi. Evet, yaş kaç? Kaç yaş? Yaş 66, 67. 67, baş 67 yaşındayım. Pazarda mı yaşıyorsunuz yani yola? Yazın pazarda yaşıyorum, kışın İstanbul'da. Kışın, yazın pazarda, kışın İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, peki duygu düşünceleriniz yani neler nasıl, neler geçirdiniz, ne oldu? Gazilere bakış nasıl? Gazilere bakış zayıf, herkese de gazi olmak Cenab-ı Allah nasip etmez. Nasip etsin. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, protokolün değerli üyeleri, kahraman gazilerimiz ve değerli misafirler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı, vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı hayatlarını feda etmeye göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların Gaziler Günü kutlamanın bir kez daha derin heyecanı içindeyiz. Bu vesileyle bu anlamlı günde mutluluğumuzu bizlere paylaştığınız için tüm gaziler adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, yüce dinimiz şehitliğe çok büyük önem vermiştir. Savaşta ölenlere şehit, yaralananlara ise gazilik unvanı ile onurlandırılmıştır. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir. Şehitler yüce Allah'ın ve Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Şehitlik peygamberlikten sonra gelen en büyük rütbedir. Buna inanıyoruz, buna inancımız acılarımızı dindiriyor, hafifletiyor. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini Ülü Önder Mustafa Kemal Atatürk Kahraman Türk Ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbe ancak sizi isafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım diyerek anlatmaktadır. İnsan, vatan, millet, bayrak, ezan, namus gibi mukaddes değerleri için yaşar. Atalarımız Malazgirt'ten beri bu topraklarda bu mukaddes değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere yani bizlere devretmek için savaştılar. Onlar hem şehit oldu hem gazi. Biz hepimiz hem şehit hem gazi torunuyuz. Biz de onların varisi olarak vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, namusumuzu korumak için askerlik yaptık. Biz yine hazır askeriz, biz yine şehit olmaya hazırız. Ucunda ölüm varsa, şehitlik varsa başımız üzerindedir. Rabbimize hamdolsun ki bizi bu mukaddes değerler uğrunda savaşmak, yaralanmak, gazi olmak rütbesine kavuşturdu. Ancak her gazinin kabini bir köşesinde şehit olmak arzusu, hedefi vardır. Ne yazık ki bu toprak için canımızı verme şerefine eremedik. Fakat bu toprak için canını verme şerefine eren şehitlerimiz ile yan yana savaşma onurunu yaşadık. Sayın Kaymakamım, burada acılarımızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepimizin yüreği yaralıdır. Ateş de düştüğü yeri yakar. Bundan tam 19 yıl önce Güneydoğu Mardin Dağgeçit bölgesinde vatanının görevi yaparken başımdan aldığım iki Kalaşnikov mermisiyle yere yığıldım ama asla silahımı bırakmadım. O gün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatan için canımı feda etmeye hazırım. Biz bugünlerde nasıl şehitler ve gaziler sayesinde geldiysek bizden sonra gelenler de bu kutsal geleneği bıraktığımız yerden alıp götüreceklerdir. Ben Gazi İbrahim Kesimal olarak evlatlarımı böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Gaziyim, yaralıyım diye bir kenara çekilmedim. Sivil hayatta vatanıma, milletime hizmet etmeye sürdürüyorum. Ve bu millete hakkımı helal ediyorum.
başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara sabır diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Gazilerimize ve yakınlarına sıhhat, selamet diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Gücünü alırsın başkomutan atandan. Hiç farkın yoktur ki şehit olup yatandan. Dünya bir olsa da atamaz bu vatandan. Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Atam babam gitti, sıra bendedir dedin. Sen vatan için canını, kanını verdin. Bu vatana bekçisin sen. Savaşa girdin, gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Cepheye gidersin de arkana bakmadan. Mazlumu korursun da kalbini kırmadan. Nöbetini tuttun usanmadan, bıkmadan. Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Atanın şanına layık asker oldun sen. Acep bilir misin ki hiç dönmüyor giden. Milletin gönlünde tutarsın en büyük yer. Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi. Der midayette yazarım senin destanın. Düşmanlarla karşılaştığım hep o anın. Geri durmak bilemezsin, dökersin kanın. Gönüllerde yaşasın o kahraman gazi. Arz ederim. Aynen, hiç sıkıntı yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.